Evet, başladık derse. Sevgili öğrenciler, ben Türkçe öğretmeniniz Orhan Emektar. Bugün sizinle hep beraber fiilde yapı konusunu işleyeceğiz. Hadi başlayalım. Sevgili öğrenciler, biz daha önce sevgili öğrenciler, fiilde yapıyı biz basit fiiller, türemiş fiiller ve birleşik fiiller olmak üzere 3 grupta inceleriz. Ancak biz bunları daha önceden bir videomuzda 6. sınıf konusu olarak da siz görmüştünüz. Yapısına göre isimlerde işledik. Basit ve türemiş bu yapısına göre basit ve türemişin aynısı. Sadece fiil olan versiyonu. Yani basit isim neyse basit fiil de aynısı. Türemiş isim neyse türemiş fiil de aynısı. Yalnız birleşik isim biraz daha karmaşık. Bugün onun üzerinde duracağız. Bayağı da yakışıklı çıkmışım şimdi. Hadi başlayalım. Önce bir tekrar edelim. Serhat eve geldi diye bir tane cümlemiz var bizim. Buradaki fiilimiz ne? Geldi. Sonra dedem ceviz diktirdi derken diktirdi ve tarlanın etrafını çevreledi derken çevreledi sözcükleri bizim fiillerimiz. Şimdi bunların yapısını inceleyelim. Geldi sözcüğünün kökü ne? Gelmek, fiil kökü. Sonra bir tane ek almış bu. Ek ne? Görülen geçmiş zaman eki, dıdi eki. Dıdi ekini aldıysa bu neydi? Fiil kiplerinden bir ekti. Görülen geçmiş zaman bir çekim eki olduğuna göre ben bunun yapısına ne diyeceğim? Basit diyeceğim. İkinci sözcüğümüz diktirdiydi. Kökümüz dikmek. Bu bir fiil kökü. Sonra buna bir tane tır eki almış bu. Ne olmuş? Diktirmek olmuş. Yani yapım eki değil mi? Başka bir eyleme dönüşmüş. Birinde kendin dikersin, birinde başkasına yaptırırsın bu eylemi. Ne oldu? Bu bir yapım eki olduğuna göre artık ben bunun türüne türemiş diyeceğim. Sonrasında gelen, görülen geçmiş zaman eki ise bir çekim eki. Ancak bir tane bile yapım eki alması onu artık türemiş yapar demiştik. Şimdi tekrar tekrar aynı baskıyı sürdürmenin anlamı yok. Sonra çevreledi sözcüğü var. Bu sözcük çok özel bir sözcüktür. Genelde bu sözcükte hata yapar öğrenci. Çünkü bu sözcüğün kökü çevirmek sözcüğüdür. Çevirmek sözcüğü bir e ekini alıyor ve çevire demiyoruz da biz buna artık çevre diyoruz. Sonra bak çevirmekten çevre bir isme dönüşmüş. Haliyle e eki burada bir yapım eki olmuş. Çevreye bir de l ekini getirdim. Çevreden çevrelemek, isimden fiil yaptı. Bu bir yapım eki. Yapım eki aldıysa ben buna ne diyeceğim artık? Bu bir türemiş sözcük diyeceğim. Hadi artık gerçek konumuz olan birleşik fiillere gelelim. Sevgili öğrenciler, birleşik fiilleri biz yardımcı eylemle yapılan birleşik fiiller, deyimleşmiş birleşik fiiller ve kurallı birleşik fiiller olmak üzere 3 grupta inceleriz. Bunlardan ilki olan yardımcı eylemle kurulan birleşik fiillere başlayalım. Şimdi sevgili öğrenciler, bir tane isimden sonra bir tane yardımcı eylem geldiyse nedir bu yardımcı eylemler? Birazdan söyleyeceğiz. Bu ikisi bir araya gelip bir eylemi karşılıyorlarsa biz buna diyeceğiz ki bu birleşik fiil diyeceğiz. Ancak şimdi Legoları düşünün. İki tane Legom var elimde. Bunları yan yana getirirsem bunlar birleşir mi? Birleşmez değil mi? Ayrık olur. Bunları birleştirecek bazı ses olayları lazım bana. Eğer bu birleşim sırasında bir hece düşmesi veya ünsüz türemesi varsa bu birleşik fiili bitişik yazacağım. Eğer yoksa ayrık yazmam gerekiyor. Yardımcı eylemlerim neler peki? Etmek, olmak, kılmak ve eylemek fiilleri. Örnek üzerinde daha net anlayacağız şimdi. Dedi ki, sizi tanıdığıma memnun oldum. Ben de sizi tanıdığıma memnun oldum. Bak burada memnun bir isim. Olmak bir yardımcı eylem. Arada bir ses olayı yok. O yüzden ne yaptım? Ben bunu ayrık yazdım. Ses olayı olsaydı ne yapacaktım? Bitişik yazacaktım. Fiilimiz ne? Memnun olmak. Hadi ikinciye bakalım. Yardımlarınız için teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür bir isim, öyle değil mi? Etmek bir yardımcı eylem. Arada bir ses olayı yok. O yüzden ben buna ne diyeceğim? Ayrık yazılan bir birleşik fiil diyeceğim. Ama bunun türü ne? Yapısı.
oluşumu yönüyle yardımcı eylemle yapılan birleşik fiil olacak. Dedi ki bu sanatla şiirini daha etkili kıldın dedi. Etkili kıldın. Etkili kılmak. Etkili isim, kılmak yardımcı eylem haliyle arasında da bir ses olayı olmadığına göre bunu ayrık yazıyoruz. Öğretmenim 3 tane örnek verdin, 3'ünü de ayrık yazdık. Hadi biraz da birleşik yazalım diyorsan bu örneklere dikkatlice bak. Umarım beni affedersiniz mi diyoruz yoksa affedersiniz mi diyoruz. İsmimiz ne? Biraz yaklaştıralım. Güzel oldu böyle. İsmimiz ne? Af. Yardımcı eylemimiz ne? Etmek. Yani edersiniz. Af edersiniz derken araya bir tane F harfi sıkışmış. Bu ne? Yeni bir harf olarak açığa çıkıyor değil mi? Burada bir ünsüz türemesi olduğu için ben bunu ne yapıyorum? Bitişik yazıyorum. Affedersiniz'i. Sonra başka bir örnekte, başka bir örneğe geçmeden önce, tabii bu kuralı da hatırlamış olduk. Başka bir örneğimizde geldiğini adeta hissetti demiş. Şimdi sözcüğüm ne? His. Yardımcı eylemim ne? Etmek. Arada ne olmuş? Bir tane S harfi türemiş. O yüzden ben bu hissetmek sözcüğünü ne yapıyorum? Hissetti demem değil mi? Bitişik yazıyorum. Ormanda bir çocuk kaybolmuş dedi. Şimdi bunu biraz daha yakından inceleyelim. Çünkü burada bir ses olayı var. Daha önce ünsüz türemesinden bahsettik. Burada başka bir ses olayı var. Şimdi ismimiz ne? Kayıp ve olmak fiiliyle birleşen bir birleşik fiilimiz var. Şimdi kayıpla olmayı birleştirirken ormanda bir çocuk kayıp olmuş demeyiz. Haliyle ne olmuş oluyor? Burada kayıp sözcüğündeki ı eki düşmüş. Onun yerine p de b'ye dönüşmüş. Biz buna yumuşama diyorduk. haliyle ne oluyor? Burada bir ünlü düşmesi olduğuna göre ben diyeceğim ki bunu ben bitişik yazmalıyım, kaybolmak fiilini. Bu kitapla okumanın güzelliğini fark ettik. Bazıları bunu bitişik yazıyor. Sevgili öğrencim, sözcüğüm ne? Fark ve etmek sözcüğünün birleşimiyle oluşan fark etmek. Farık etmekten ünlü düşmesi mi olmuş? Farık diye bir sözcüğüm yok benim. O yüzden ben bunu ayrık yazmalıyım. Çünkü arada bir ses olayı yok. Bazıları diyor ki öğretmenim ulama var. Hayır, ulama sayılmaz. Dedi ki komutan askerlerine ileri atılmalarını emretti. Sözcüğüm ne? Emretmek. Yani emir etmek. Emirdeki i düştüğüne göre hece düşmesi var. Bitişik yazıyorum. Dedi ki şarkının melodisiyle adeta mest olduk. Mest Türkçe olmayan bir sözcük ama günlük hayatta kullanıyoruz. Mest hece düşmesi olmayan bir sözcük olduğu için ayrık yazıyoruz veya ünsüz türemesi de yok burada. Ayrık yazdığımız bir birleşik fiil oldu. Yardımcı eylemle yapılan bir birleşik fiil. İkincisi ise anlamca kaynaşmış birleşik fiiller. Mesela dedi ki beni deniz tutar. Sevgili öğrenciler, bunda birleşik fiili oluşturan sözcüklerden en az bir tanesinin gerçek anlamını yitirmiş olması lazım. Bu anlamca kaynaşmış birleşik fiillere deyimleşmiş birleşik fiil diyenler de var. Şimdi deniz seni tutar mı? Deniz seni tutmaz. Neden? Çünkü onun elleri yok. Buradaki tutmak eylemi gerçek anlamının dışında kullanıldığı için deniz tutması artık anlamca kaynaşmış bir birleşik fiil oluyor. Dedi ki gurbet elde hasta düştüm. Ya hasta olduğumu anlarım da hasta düşmek ne? Düşmek burada gerçek anlamı dışında kullanılmış değil mi? O yüzden bu anlamca kaynaşmış bir birleşik fiil oluyor. Veya dedi ki bana çiçek alman hoşuma gitti. Hoşuma mı gidiyor yani? Çiçek aldın da hoşuma mı gittin? Hayır, buradaki gitmek eylemi gerçek anlamının dışında kullanılmış. O yüzden artık bu anlamca kaynaşmış bir birleşik fiil olarak karşımıza çıkıyor. Veya bana dedi ki hatalarını görmezden geliyoruz. Görmezden gelmek, bir yerden mi geliyorsun? Hayır, gelmek sözcüğü gerçek anlamı dışında olduğu için artık bu deyimleşmiş bir birleşik fiil. Lahmacun görünce kendimi kaybediyorum.
kendimi nasıl kaybedeceğim? Aa, ben neredeyim? Göremiyorum kendimi gibi bir olay yok değil mi? Bunu ancak 2 yaşındaki kızımla oynadığım oyunda söylerim. Ama bu bir oyun değil sonuçta. Kendini kaybetmek, kaybetmek gerçek anlamının dışında olduğu için artık bu bir deyimleşmiş birleşik fiil. Yani anlamca kaynaşmış. Dedi ki, overlock makinesi ayağınıza geldi. ayağına gelmek. Ayağına mı geliyor makine? Hayır değil mi? Burada yine deyimleşmiş bir birleşik fiilimiz var. Dedi ki, 3 günlük dünyada kalp kırmayalım. Kalp kırmak. Bu bir deyim zaten değil mi? Zaten öbür ismi neydi? Deyimleşmiş birleşik fiildi. Kalp kırmak gerçek anlamı dışında olduğuna göre ne diyeceğim? Bu anlamca kaynaşmış bir birleşik fiildir. Okuma yarışında öğretmenime kafa tutuyorum. Ne yaptım? Öğretmenim karşımda, gel bakayım öğretmenim. Böyle mi yapıyorum? Hayır değil mi? Bu saçma bir hareket olur. Öğretmenim de sana, oğlum ne yapıyorsun? Öğretmenim sana kafa tutuyorum. Böyle olmaz. Öğretmenim hadi seninle yarışalım mı? Aslında bunu demek istiyor değil mi? Böyle öğrenciler de var. Öğretmeninden hızlı okuyan. Hepsini alnından öpüyorum. Kafa tutmak haliyle bir deyim oluyor. Deyimleşmiş bir, yani anlamca kaynaşmış birleşik fiil. Bir diğer örneğimiz, sınavdan 100 alınca havalara uçtu. Sınavdan 100 alınca havalara uçtu. Gerçekten insan uçabilir mi? Uçamaz değil mi? Burada havalara uçmak artık bir deyimdir. Mecnun Leyla'ya abayı yakmıştı. Yani onu çok sevmişti. Ona aşık olmuştu diyor. Abayı yakmak bu anlama gelen bir deyim haliyle. Fiil olarak kullanıldığı için deyimleşmiş birleşik fiil diyoruz biz buna. Şimdi sevgili öğrenciler, bazı sözcükler de kalıplaşmış olarak birleşik yazılırlar. Bu tarz sözcükler de yine anlamca kaynaşmış birleşik fiillerdir. Sana hediye almaktan vazgeçtim diyor. Buradaki vazgeçmek belki kelimenin kökeninde başka dilden geldiği için bir ses olayı vardır. Bilemiyorum ben o kadarını. Ama vazgeçmek gibi bu tarz kalıplaşmış sözcükler de, kalıplaşmış fiiller de anlamca kaynaşmış birleşik fiile giriyor. Başka bir örneğimizde bu yaptıklarını öngöremedik. Öngörmek mesela. Bu da yine birleşik yazılan bir anlamca kaynaşmış fiil. İşe gitmek için bize başvurdu. Başıyla vuracak hali yok değil mi? Buradaki başvurmak baş gerçek anlamını yitirmiş. Yine birleşik fiil olmuş. Bu konuyu anladığınızı varsayıyorum. Varsaymak artık bu da yine deyimleşmiş bir birleşik fiil olarak karşımıza çıkıyor. Ve geldik kurallı, yani özel birleşik fiillere. Sevgili öğrenciler, kurallı birleşik fiiller kendi arasında dörde ayrılıyorlar. Bu dört tanesinden ilki yeterlilik fiili. Yeterlilik fiiline örnek olarak da karşımıza bu soruyu kolaylıkla çözebilirim. Şimdi sevgili öğrenciler, kurallı birleşik fiiller diğerleri gibi değildir. Bunlar her zaman bitişik yazılırlar. Nasıl bitişik yazılıyorlar? Şu şekilde bitişik yazılıyorlar. Şimdi çözebilirim, bu bir fiil. Bunun kökü ne? Çözmek fiili. Buna bir tane ebilmek fiili gelmiş değil mi? Bu ebilmek fiiline biz yeterlilik fiili diyoruz işte. Çözebilirim, yapabilirim gibi. Seni yakalayabilirler. Köküm ne? Yakalamak. Ebilmek fiilini de almış. Araya bir tane y kaynaştırma harfi girmiş. Olsun. Ne oldu? Bu da yine kurallı bir birleşik fiil olmuş oldu. Bu soruyu hayatta çözemem. Şimdi ne yaptı? Bak, çözemem, çözebilirimin zıttını yapmış oldu değil mi? Buradaki eğer bir fiilin sonunda, yani olumsuz bir fiilin içerisinde fazladan bir e harfi varsa bunu bir olumluya çevirin. Bakın, hani çözebilirimin mi, çözememin mi? Hani çözerimin mi, çözebilirim mi? Onun mı zıttı oluyor? Bu şekilde deneyin. Mesela ben yaptım bunu. Bu konuyu hayatta çözmem. Bu konuyu kolaylıkla çözerim. Bu konuyu hayatta çözmem. Burada basit fiil oldu değil mi? Şimdi buradaki e harfinden dolayı ben yukarıdaki çözebilirimin, yani yeterlilik fiilinin olumsuzu olduğunu çıkarabiliyorum. Ama diğerinde ne diyorum? Bu basit olan, bu konuyu kolaylıkla çözerim fiilinin olumsuzudur. Bu da basit fiildir diyorum. Dedi ki seni yakalayamazlar. Bak, yakalayabilirlerin olumsuzu oldu bu sefer de. Sevgili öğrenciler, ikinci kurallı birleşik fiilim ise sürerlilik fiilidir.
Sürerlik fiiline örnek olarak da verdiğimiz şeylere baktıktan sonra daha kolaylıkla anlayacağız bunları. Yine bir fiile ek olarak gelmiş bir sürerlik fiili. Nedir bu? Mesela ak almak, yani ek almak. Gidenlerin ardından baka kaldım. Ne yapıyor bu? Bakmak eylemini bir müddet devam ettiriyor. Mesela şu taraftan birileri geçsin. Ben ne yapıyorum onlara? Bak, bakmak eylemini devam ettiriyorum değil mi? Ne yapmış oluyorum? Baka kaldım onlara. Heh, işte bu anlama gelen fiildir bu da aslında. Diyor ki burada 2 dakika bekleye dur. Beklemek eylemini devam ettiriyorum şu anda değil mi? Bu eylem sürerlilik gösteriyor. E durmak mesela. Bu da bu ekle de yapılabilir. Yine bu gelenek günümüze kadar süre gelmiştir. Sürmek eylemini geçmişten günümüze kadar devam ettirdiği için yine e gelmek de bu sürerlik fiilinin bir çeşidi olarak karşımıza çıkabiliyor. Ve sürerlik fiilinin olumsuzu yoktur. Mesela bekleye dur, beklemeye dur diyemiyorsun. Böyle bir kullanımı yok bunun. Sevgili öğrenciler, tezlik fiili bir şeyi çabucak yapmak anlamında, hani bir an önce yapalım anlamında kullandığımız bir yardımcı eylemdir. Daha doğrusu birleşik fiil özelliğidir. Kurallı birleşik fiildir. Mesela bu da i vermek fiiliyle karşımıza çıkıyor. Mesela şunu 2 dakika tutuver. Yapıver canım, ne olacak? Tutmak eylemi u vermek şeklinde almış. I, i, u, ü olabilir buradaki başındaki i harfi. Dedi ki namazdan sonra 2 dakika bize uğrayıver. Bak, uğramak fiili ı vermek fiilini almış. Birleşmişler bunlar. Bakın, bu kurallı birleşik fiiller her zaman bitişik yazılıyor. Unutmayın bunu. Dedi ki gözümün ucuyla görüverdim. Ü vermek şeklinde oldu şimdi değil mi? Görmek fiili. Bunların olumsuzu nasıl olacak? Tutuver, tutmayı ver. Mame ekini getireceğim. Uğrayı ver, uğramayı ver. Ve görüver, görüverdim değil, görmeyi verdim. Görüvermedim diye olabilir mi? Olabilir. Görmeyi verdim şeklinde de olabilir. Son olarak da yaklaşma fiili. Yaklaşma fiili Türkçe'de çok fazla kullanılan bir fiil değil. Birkaç tane örneği var. Bu da e yazmak olarak karşımıza çıkıyor. Hani az kalsın anlamında kullanılır. Bir şey hani yapmak üzereydim. Ama olmadı. Yani o işi beceremedik. Mesela omzundan tutunmasam düşe yazdım demiş. Yani az kalsın düşecektim anlamında kullanmış bunu. Düşmek, e yazmak fiilini almış. Veya korkudan öle yazdım şeklinde bir cümleyle karşımıza çıktı. Hani o kadar korktum ki az kalsın ölecektim anlamında. Ölmek ve e yazmak fiili birlikte kullanılmış oldu. Sevgili öğrenciler, bugün fiilin yapısını işledik. Umarım anlamışızdır. Hepinizi teşekkür ediyorum.